İmamoğlu rakibi kurumu acemi, ithal ve e, atanmış gibi sözlerle e, eleştiriyor. E, İmamoğlu'nun kampanyasını oldukça hararetli bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün Ankara muhabirimiz Yıldız Yazıcıoğlu'yla e, İmamoğlu'nun İstanbul'da katıldığı ve Yıldız'ın da buna dahil olduğu parlamento muhabirleriyle toplantısını e, konuşacağız. E, Yıldız sen de bu toplantıdaydın. İmamoğlu'nun verdiği mesajlar oldukça önemliydi bu toplantıda. E, i̇kinci bir Erdoğan benzetmesi malum İmamoğlu'na yapılıyor. E, İmamoğlu kaybederse ne olacak kazanırsa ne olacak senaryoları üzerinde konuşuluyor. İmamoğlu'nun bu sorularınıza yanıtı neydi bu toplantıda? Teşekkürler Aslı. Şöyle Ekrem İmamoğlu kuşkusuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu seçimde de ve mevcut belediye başkanı. Ancak 2019'dan sonrasında geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nu biz artık genel Türkiye siyasetinin önemli bir aktörü olarak okuyoruz ve önemli bir aktör olarak tartışılıyor. Dolayısıyla İstanbul'daki yerel seçim ise yerel seçim bağlamından öte 2028'de nasıl bir etki yaratacak, 2028'deki etkisi itibariyle de Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri nereye uzanacak, bir Cumhurbaşkanı adayı mı kendisi noktasında öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'yla da bu çerçevede bir görüşme, bir buluşma söz konusu oldu. Yani onun İstanbul adaylığını, İstanbul seçimini konuşmaktan öte, nasıl bir kariyer inşa edeceği, bu İstanbul seçiminin 2028'deki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere etkisini konuştuk. Senin işaret ettiğin üzere 14 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı söz konusu konusuyken Ekrem İmamoğlu için bu adaylığı kapsamında hep şu tartışıldı, CHP içerisinde de bunu ifade eden aktörler oldu. İşte neden e, Kemal Kılıçdaroğlu olmalı, neden Ekrem İmamoğlu aday olmamalı tartışmalarında Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bir Erdoğan olma potansiyeli taşıdığı görüşü vardı. O soruyu da Ekrem İmamoğlu'na pazar günkü buluşmada ben sordum. E, sizinle ilgili bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye ifade ettim. Bu potansiyeli anlayamadığını söyledi. Hayatı boyunca hiç mış gibi yapmadığını, her zaman demokrat olduğunu, her zaman demokrasiye inandığını, 2019'dan bugüne İstanbul'u yönetirken de demokratik yönetim anlayışını ortaya koymaya çalıştığını söyledi. Dolayısıyla da neden Erdoğan'a benzetildiğini, Erdoğan'ın arasında nasıl bir benzerlik kurulduğunu anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Thank you.